Sivas'tan birazcık bahsedebilir misiniz bize? Ben Sivas doğumluyum. Sivas eşraflarındanım. Çocukluğumdan beri zanaata karşı olağanüstü, hayal edemezsin, olağanüstü bir ilgi alakam var. İlkokula gittiğim zaman rahmetli dayıcım fotoğraf sanatçısıydı. Ama şimdiki gibi dijital değil. Gerçekten sanatçılardı o zamanın ustaları. Okuldan çıkardım, dayım yanına çıraklığa giderdim. Bizler hayatı deneme yanılma yöntemiyle bulduk. Elimiz yandı, sıcağı öğrendik. Üşüdük, soğuğu öğrendik. Bizim ruh halimiz, psikolojimiz, ergenliğimiz diye bir lüksümüz yoktu. Fakat kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık. Nöronlar sürekli aktif halde. Ben 15 yaşında İstanbul Nişantaşı Şakayık Sokak'ta profesyonel fotoğraf stüdyosu açtım. Emsallerim aşık cincik oynarken Sivas'ın geleneksel şeyleri, oyunları, ben deklanşöre basıp para kazanıyordum. Kısacası zanaatın derinliğine indim. Ustalarımızdan, ebeveynlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun, bize dillerinin döndüğü kadar kendi yetiştirdikleri eksikleri yok muydu? Hep gelsin bir eksiği vardı. Evet. Ancak bir tarafta okur zanaata uğraşırken öbür taraftan da çocuklarımı maksimumda eğitme. Eğitiminden, giyimine, dengeli beslenmesinde, toplum içerisindeki duruşlarına kadar yetiştirmeye çalıştırdım. 6 tane üniversite mezunum var benim. Amacım, gayem, gençliğim lokal yaşıyor. Sorgulanmıyor, kaderci oldu. Ben durgun suya taş attım. Ahilik ve zanaat konulu gençlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Zanaat inancın estetik görüntüsüdür. Benim vitrinimde bıçak göremezsin. Ben ticaret yapmıyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubunu 27 senedir uluslararası platforma taşıyorum. Türkiye şampiyonuyum. Gözümle mercek altında rötuş yapar gibi Türkiye'nin en küçük bıçağını yaptım. Nanoteknolojiyle değil. Eleme göz nuruyla yaptım. Amacım birinci olmak değil. Siz gençlere farkındalık oluşturmak. Guinness rekor adayım. Dünyanın en küçük bıçağını yapmaya. Temel felsefem şu. Ne İngiliz'i, Fransız'ı senden benden akıllı, ne Japon'u, Amerikalısı senden benden zeki. Bir işin içinde ilahi güç yok. İnsan elinden çıkmışsa sizlerin hiçbirinizin yapamayacağı bir şey yok. Çok akıllı, çok zeki bir topluluğuz. Ancak zekamızı kişisel kullanıyoruz. Gırtlağımız cebimiz. Ta ki bıçak kemiğe dayanacak çılgın Türk oluyoruz. Beni pasifize ediyorlar. Bizler küçük esnaf olarak, zanaatkar olarak biz bittik. Kişisel çabalarla severek yapıyorum. Bir emekli maaşım var. Çiftansız aylardır seneleri geçti. Dükkan kapatıyorum. Hiç umurumda değil. İdealist bir ihtiyarım. İdealistliğimin tezahürü, Sivas'ın en çılgınıyım. Gerekçe. 27 senedir etkinliklere gittim diyorum. Uluslararası turizm fuarına, zanaatkarlar fuarına. Burada benim zanaatımla ilgilenen yok. Görüntüm onlar ilgilendiriyor. Başımdaki bandanam, kolyelerim, yüzüklerim kişiyi alakadar ediyor. Ha, ben zeki bir insanım. Çok açık ve net söylüyorum. Evvela senin negatif enerjini mıknatıs gibi çekiyorum. Standımın önüne kalabalık grup oluşuyor. Hiçbiriniz bıçak kullanmayı bilmiyorsunuz diyorum. Bitti, dövecekler beni. Bu ara onu söylemişken
burada da ifade değil. Bıçağı nasıl yanlış kullandığınızı. Mutfakta bıçağı böyle yapıyorsan. Dairesel çeket aparata iki çelik malzeme vardır. Onun arasına sokup çekiyorsun. Sert çelik yumuşağı kazıyor. Talaş çıkıyor. Halk diliyle kılavu, teknik tabiriyle talaş. Bu talaşı gıda maddelerinden tüketiyorsun. Etinle, ekmeğine, sebzeyle. Aile bireylerinde enfeksiyon var. Bıçağın talaşından oldu demiyorsun. Vücudun herhangi bir yerine saplanıyor. Yara oluyor, kronikleşiyor. Kansere davetiye çıkartıyorsun. Bıçağın teknik olarak kullanımı. Bu sert malzeme, çelik. Çelik malzeme dünya genelinde soğutularak işlenir. Bu işin halk dilinde bilek taşı olarak geçer. Hammal işini görür. Bir bina düşün, harfiyat yapılıyor. Toprağını kazıyor, kamyona yüklüyor. Bu kadar. Bunun görevi o. Buna bilek taşı diye değdiriyorsan bu dünyanın en kaliteli çeliği olsun, teneke diyorsun. Seramik kumlu zirkonyum zımpara. Çelik satıhlar için özel üretilmiş. Suyun içinde döner bu. Burada. Bu malzeme ısınmıyor. Buradaki teknik bilgi de şu, fikriniz olsun. Bu ham halindeyken karbon atomları gelişigüzel dağıtılmış durumda. Ben bunu 850-900 santigrat ısıya tabi tuttuğum zaman karbon atomları malzemenin hatlarına toplanıyor. Yani sınırı asker yığılıyor. Üç çeşit çelik vardır. Hava çeliği, yağ çeliği, su çeliği. Bu hava çeliği. Havadaki oksijenden sertleşir. Bunu ateşten çıkartıp soğumaya bıraktığım zaman askeri sınırda hapsediyor. Buna değdirdiğin zaman bu ısınıyor, karbon atomları aslına dönüyor. Sınırda asker kalmıyor. Sınır bomboş. Bunun sana tezahürü de evde ana cenab herhangi bir şey doğradı, doğrama tahtasını da bir iki defa doğrar. Ondan sonra ağzı balta gibi olur. Bu suyun içinde dönerek bununla imalatı bileme yapıldığı zaman dediğim gibi kullan. Benden bıçak alan kişilere her zaman söylüyorum. İkinci defa benim yüzümü görme lüksü yok. Zaten ahilik inancında, İslam inancında kaliteli mal üreteceksin. Şimdi çirkinleştirdik. Sivas'ımın adını utanıyorum ben. Sivas'ta 23 bıçakçı var. Vitrinlerdeki gördüğüm bıçakların %95'i Kahramanmaraş yatağın Bursa'da fason olarak yaptırılıyor. Sivas hatırası yazılıyor. Bursalı Sivas'ıma geliyor. Bursa bıçağını Sivas bıçağı meşhurdur diye alıyor. Bursa bıçağını Bursalı Bursa'ya götürüyor. Sivas bıçağı. Alakası yok. Yalan söyleyerek kazanılan para haram, 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 haram. Ben alalım ben. Telefonu satacağım için. Dedim ya bize ebeveynlerimiz yalan söylememeyi, haram yememeyi öğretti. Ha, dünyanın bıçak merkezi Sivas. 19. yüzyıl son çeyreğinde Fransız kaşif Evliya Çelebi gibi gezgin yolu Sivas'a düşüyor. Sivas. Dikkat et bu lafıma evladım. Neşter ve bıçaklarının kaçak yollardan Avrupa'ya girdiğinden bahsediyor. Avrupalı gübresiyle oynarken benim ecdadım dünyaya medeniyet götürdü. Fransız parfümü niye icat etti? Şemsiye yüksek ökçeği niye icat etti? Biliyorsun bunu söylemeye gerek yok. Benim iki tane de milli görevim var benim. Ben vatanımın, bayrağımın aşığıyım. Benim partim yok.
Benim konseptim o. Kur'an-ı Kerim'in. Osmanlı bayrağı, Türk bayrağı. 194. Bıçakçılık yapıyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubu. Sivas tarihinde ilk defa 27 senedir Sivas'ın uluslararası platformu taşıyorum. Yani burada üzerime düşeni yapma çabası gayreti içerisindeyim. Son nefesimi Allah elimden, ayağımdan, gözümden eksik etmediği müddetçe de sizlere hizmet etme görevim benim. Yani şunu kesinlikle burada geldiğinizde zaman, hayır. Zanaatında ben biliyorum ki bu size aktardığım konuları genç jenerasyona, eğittiğiniz evlatlarıma, torunlarıma aktaracaksınız. Kısacası Sivaslı Şirin Baba'nın genel portresi bu. Peki çıraklarınız var mı? Ya da çırak? Ha. Bize ara meslek grubu deniliyor. Bizde çırak yetişmiyor. Zanaat teknolojiyle beraber, örneğin karşı taraf Bakırcılar Çarşısı'ydı. Takırtıdan geçilmezdi. Bakıra döverek şekil verilirdi. Dün hatta bakırcı bir oradaki dükkan sahibiyle sohbet ettik. Teknoloji çelik tencere üretti. O bitti. Bakırcılık bitti. Bak orada bakır siniler vardır. Yukarıda. Nereye koydum? Burada. Bıçakçılık, fabrikasyon oldu. Ancak el sanatlarından mümkün değil soyutlamazsın. Bir de ben meraklısıyla koleksiyonculara yapıyorum. Dedim ya, amacım ticaret değil. Bana şeklini getiriyorsun. Örneğin kara papak kılıcıymış bu. Bana şeklini gönderdiler. Daha bunlar işlenecek. Sapları bekliyor. Balçakları yapılacak. Sipariş yapıyorum. Amacım kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubunu Allah ömür verdiği müddetçe devamlılığını sağlamak. Çırak yetişmiyor. Hiçbir meslek grubunda yetişmiyor. Geliyor buraya tatillerde. Bizim ebeveynlerimiz çırak verdiği zaman eti senin kemiği benim ifadesi kullanırlardı. Bir de zanaat öğrensin diye, ustaya yük olmasın diye haftalığını ebeveynlerimiz bizden habersiz bu paraya haftalık olarak oğluma ver. Şimdiki geliyor, usta ne vereceksin? Defol git lan. Sen benden çıraklık talep ettiğin zaman bir, sohbet muhabbet konuşmuşluğu, iki, yeteneği, üç, güvenilirliği. Fotoğrafçı, herkes fotoğrafçı olamaz mı? Evladım. Selamünaleyküm. Geçmiş bayram bari. Sağ ol canım benim. Ben sonra uğrarım. Tamam canım. ahlaksız kişi zanaatta barınamaz. Hiçbir şekilde. Kuaförü, berberi, fotoğrafçısı, ayakkabıcısı, çıraklık yapan kişi eline, beline, diline sağlam olacaktır. Konuşmayı, taşımamı kalmadı bir tanem. Cenab-ı Allah bu musibeti bize tesadüf vermedi. Benim bebeliğimdeki çocukluğumda dostluk kalmadı, komşuluk kalmadı, arkadaşlık kalmadı. Helal haramı zaten komple unuttuk. Ama bütün materyalist felsefe hayatımızı mahvetti. Mahvetmeye de devam ediyor. Kısacası çırak yetişimi. Peki böyle sevdiğiniz, beğendiğiniz bıçaklarınızdan bize gösterebilir misiniz? Şimdi Büşra'ydı değil mi? Yok, Şule. Şule. Bunları ben satmaya yapmıyorum, ben kendime yapıyorum. Yani yüreğimden bir şeyler katıyorum. Sevgimden bir şeyler katıyorum. Cenab-ı Allah rızkımı A kişinin, B kişinin cebine koyup kapıma kadar gönderiyor. Şükürden eksik değilim elhamdülillah. Saygım var.
Kendimi seviyorum, herkesi seviyorum. Kendime saygım var, herkese saygım var. Severek isteyerek yapıyorum. Ama sağ olsunlar bol bol takdir teşekkür veriyorlar. Evet, gerçekten. Bol bol takdir teşekkür veriyorlar. Sağ olsun bana da layık görüyorlar. Alman Büyükelçisi büyük otelde ödül veriyorlar. Boş durmadım. Celalettin Cerrah. Bütün bürokratlarda bıçağım var benim. Bütün bürokratlarda. Hepsi tanıyor. Fotoğrafçı dedim Sivas tanıyordu. Bıçağı başladım Avrupa'da tanıyor. Bırak Türkiye'yi. Şükürler olsun. Rabbim kararladığı kadar da gönderiyor. Biraz önce Mersin'den iki tane sipariş aldım. Biraz önceki gelen kişi Mersin'den. Yani bir bakıyorum Suriye'den rızkım geliyor. Azerbaycan'dan rızkım geliyor. Bir endişem yok ki. Rabbim acaba o gönderdiği rızka layık mıyım ben? Ona layık mıyım? Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama yüce Rabbim affetmeyi severim. Benden tövbe dileyin diyor. Affetmeyi seviyorum. Biz de yüce Rabbim'i sığınıyoruz. Rabbim affettiği kullarından etsin. Soracağım başka sorun var mı Meleğim? Cevapladınız soracağım soruları da zaten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim yavrum. Rica ederim. Bir tane var şurada.